Sadayı fazla koymuşsun. Bir türlü kararını bulamadın şunu. Haklısın. Bundan sonra viskimin nevini hazırlasın. Nerede o? Henüz gelmedi. Nasıl olur? Kaç defa tembih ettim eve vaktinde zamanında gelsin diye. Sinirlenme, bir işi vardır mutlaka. İşmiş anlamam ben. Yakında gelin olacak bir kız kontrol altına alınmalı. Damat Namze de gözümün içine bakıyor. Kim bu? Hamdi. Fabrikamı mükemmel bir şekilde idare ediyor. Tahsilli, çalışkan, üstelik asil bir ailenin soyundan. Kız ne der bilmem ki. Ne derse desin benim dediğim olur bu evde. Hamdi gibi bir damat kolay bulunmaz bu zamanda. Ahmet baba, baba, al tasımı. Vurma lan! Ah lan yakaladım be. Ahmet! Kaçıyorum. Dur. Kaçıyorum. Al bebeği. Açıktayım ha. Tut bakalım ulan. Aman! Aslanım benim. Hop! Gol! At hadi at at at. At ben. Ahmet! Kaydım. Tak! Eyvah! Bravo! Burası fabrika mı yoksa top sahası mı? Şaşırdım doğrusu. Şaşıran sen değilsin saatin müdür bey. İş başına daha 15 dakika var. Yanlış! 15 dakika 27 saniye var. 27 saniye deyip geçmeyin ha. Son maçta golü 2 saniye kala çakmıştım ağlara. Ulan ne goldü be! Sahaya ya! Top ampul gibi asılıp kaldı 90'a. Maçtan bahsetmeyin benim yanımda. Tiksiniyorum futbol topundan. Bir sürü manyak meşin topu paylaşamıyor. Spor mu sanki? Oo, sporun kralı hem de. Ama kimi o şaftan, kimi de futboldan anlamaz tabii. Kes sesini! Mesai saatinde hepiniz işinizin başında olmazsanız o zaman görüşürüz. Bekçi saati gibi adam be. Durmadan bozuk çalıyor Herifçoğlu. Onu bir gün ayar edeceğim ama bakalım ne zaman. Bonjour beyefendi. Çok geç kaldınız merak ettim. Geç yattım akşam. Viskiyi de fazla kaçırmışım. Sonra maçı seyrettim televizyonda. Fener şahaneydi. Evet şahaneydi beyefendi. Futbola bayılıyorum Hamdi. Ben de beyim. Dünyanın en asil sporudur. Zevklerimiz birbirine çok uyuyor. Sizi kendime örnek aldım zaten. Büyük bir iş adamı, soylu bir insansınız. Sağ ol, ben de seni takdir ediyorum. Bana gösterdiğiniz yakınlıktan cesaret alarak... ...kızınıza karşı olan saygı ve sevgime anlayış göstereceğinizi umuyorum. Senin gibi tanınmış bir ailenin oğlunun kızımla ilgilenmesi beni memnun etti Hamdi. Bu gece yemeğe gel, bu işi ailece görüşelim. Teşekkür ederim. Her bakımdan size layık olacağım. Bundan eminim. İşlerim de çok genişledi. Ben de çok yoruldum. Siz artık iş düşünmeyin efendim. Zaten yakında kendi işin sayılacak. İnsanın güvendiği bir yakını olması ne güzel. Sağ olun. Akşam geç yattığınızı söylediniz. Lütfen gidip istirahat edin. Sizin sağlığınız her şeyden önemlidir. Haklısın.